Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal kaynaklar ve ekonomi ilişkisini ele alacağız. Öncelikle doğal kaynakları tanımlayalım ve doğal kaynakları kendi içerisinde gruplandırıyoruz. Doğal kaynaklar tükenmeyen ya da diğer bir ifadeyle yenilenebilen, tükenebilen ve belirli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde üç başlık altında toplanır. Tükenmeyen kaynaklar rüzgar, dalga, güneş, gelgit, su gibi kaynaklardır. Tükenebilenler ise kömür, petrol, doğalgaz, madenler, kaya gazı gibi. Belirli şartları dahilinde kendini yenilebilen doğal kaynaklar ise orman, toprak, hava ve jeotermal enerjidir. Öncelikle tükenmeyen doğal kaynakları ele alacağız. Bunlardan birincisi güneş. Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ısıtma ve soğutma sistemlerinde elektrik enerjisi olarak kullanılır ülkelerin güneş enerjisi potansiyellerinde iklim özellikleri doğrudan etkilidir. Örneğin Akdeniz iklim bölgesi ülkeleri Türkiye gibi, İtalya gibi, İspanya gibi, Orta Doğu ve Arap Yarımadası bununla birlikte Avustralya güneş enerjisi potansiyelinin fazla olduğu yerlerdir. Bu yerlerde güneşlenme süresi fazladır. Örneğin Ilman Okyanusal iklim bölgesine baktığımız zaman sürekli yağışlıdır Dolayısıyla güneşli gün sayısı az olduğu için Karadeniz bölgesi gibi buralarda güneş santralini kurmak mümkün değildir. Kurulumu zor ve maliyetli, çevre dostu bir kaynaktır. Dalgalar ise masrafı az ve temiz bir enerji kaynağıdır. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Okyanusa kıyısı bulunan ülkelerde enerji potansiyeli daha fazladır. Örneğin okyanusa kıyısı olan İngiltere, Fransa, ABD, ve Hollanda gibi ülkelerde enerji potansiyeli fazladır. Bir diğeri rüzgar. Eski dönemlerde genelde yel değirmeni olarak kullanılan en eski enerji kaynağıdır. Orta çağda yelkenli gemilerin ulaşımında kullanılmıştır. ABD, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Japonya gibi ülkelerde rüzgar enerji potansiyeli fazladır. Bir diğer tükenmeyen kaynak ise su kaynağı. Akarsu üzerine kurulan barajlarla elde edilen enerji kaynağıdır. Su enerjisi potansiyelinin fazla olduğu yerlerle akarsu yatak eğiminin fazla olduğu alanlar benzerlik gösterir. Özellikle eğimin fazla olduğu dağlık ve engebeli ülkelerde baraj kurulumu daha kolaydır ve sudan daha fazla yararlanılabilir. Örneğin Türkiye, Kanada, ABD, Hindistan, Norveç, Rusya gibi ülkelerde su enerjisi potansiyeli fazladır. Türkiye su gücü bakımından kullanım açısından enerji üretiminde Avrupa'da 3. sırada gelir. Rusya ve Norveç'ten sonra 3. sırada gelir. Bu notun da önemli olduğunu belirterek tükenebilen doğal kaynaklarla devam ediyoruz. Birincisi petrol, bitki ve hayvan fosillerinin deniz ve göl aynı zamanda akarsu tabanlarında birikmesiyle meydana gelmiş 3. zaman oluşumlu doğal kaynaktır. Suudi Arabistan, İran, Rusya, ABD, Kuveyt, Kazakistan, Nijerya ve Azerbaycan, Venezuela gibi ülkeler petrol yönünden zengin ülkelerdir. Bir diğer kaynağımız ise doğalgaz. Petrol ve linit gibi fosil yakıtlara göre daha temiz ve güvenilir bir doğal kaynaktır. Üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Baktığımız zaman komşularımızdan İran, Rusya, Azerbaycan gibi ülkeler doğalgaz bakımından zengin. Bunun dışında Kanada, ABD, Suudi Arabistan gibi ülkelerin de doğalgaz potansiyeli fazladır. Ardından konumuza çıkmış bir soru ile devam ediyoruz. 2014 yılında LYS'de çıkmış bir soru. Yukarıdaki faaliyetlerden hangilerinin bir ülkede yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması zorunludur? Birincisinde rafting ve kano gibi faaliyetlerin yapılabileceği akarsuların bulunması. Özellikle akarsular baktığımız zaman başka yerlere taşınamaz ve bu nedenle kurulumu zor olduğu için doğal kaynağa sahip olunması zorunludur. İkincisi jeotermal alanlardaki su kaynaklarının enerji üretimde kullanılması yine başka yerlere taşınması mümkün olmadığı için bir ülkede yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması zorunludur. Üçüncü öncül demir çelik ürünlerinin ihracatta büyük bir paya sahip olması. Demir çelikte böyle bir durum söz konusu değil. Başka ülkelerde de bulunmamasına rağmen ithal edilerek bu yerlerde de kullanılabilir. Dördüncü öncül rafinelerde üretilen akaryakıtın ihtiyacın büyük bölümünü karşılaması yine demir çelik gibi bir durum söz konusu. Özellikle rafinelerde petrol başka bir yerden başka bir yere taşınabilir ve dolayısıyla böyle bir zorunluluk söz konusu değil. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz örnek soru. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer almaz? Baktığımız zaman petrol yenilenemeyen bir kaynaktır. Rüzgar ise yenilenebilir bir kaynak. Güneş yenilenebilir bir kaynak. Doğalgaz ve kömür ise yenilenemeyen kaynaklardır. Burada bize yenilenemeyen enerji kaynakları arasında yer almaz dediği için rüzgar ve güneş sorumuzun doğru cevabıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Kendisini yenilemeyen kaynaklarla devam ediyoruz. Bu kaynaklardan bir diğeri kömür. Bitki ve hayvan kalıntılarının tabakalar arasında kalıp taşlaşmasıyla oluşmuş organik kayaçlardır. Taş kömürü, linnit, turba, bununla birlikte antrasiti de örnek verebiliriz gibi kömür çeşitleri bulunur. Taş kömürünün kalori değerinin daha yüksek olması özellikle taş kömürü deyince aklımıza demir çelik sanayisi gelecek. Bu bağlamda Zonguldak'ta demir çelik sanayisi gelişmiştir. Yine Almanya'daki Essen'de Ruhr havzasında da aynı şekilde demir çelik sanayisi taş kömüründen dolayı gelişmiştir. Çin, ABD, Rusya, Hindistan, Almanya ve Güney Afrika Cumhuriyeti kömür potansiyeli bakımından zengin ülkelerdir. Bir diğer kaynağımız kaya gazı. Tükenebilen fosil yakıtlardan olan kaya gazı, doğal gaz ve petrol yataklarıyla dağılışı benzerdir. Yatay sondajlama yoluyla yoluyla çıkarılır. Özellikle bu bağlamda ABD ilk sıralarda yer alır. Yine Rusya, Norveç gibi ülkeler rezerv yönünden zengindir. Diğer madenler ise bakır bor, alüminyum, ferrokrom ve elmas gibi metalik madenlerden oluşur. Belirli şartlar altında kendinin yenileyebilen doğal kaynaklardan birincisi toprak, insanların yaşamlarını devam ettirdiği, tarım ve hayvancılıkta kullandığı doğal kaynaktır. Bir diğeri jeotermal kaynak, magmanın etkisiyle oluşmuş sıcak su kaynağı enerjisidir. Jeotermal enerji potansiyelinin fazla olduğu yerlerle Levha sınırları ve fayatlarının dağılışı benzerdir. Özellikle kırıklı arazilerin yaygın olduğu yerlerde daha fazladır. Son zamanlarda sağlık turizmi amaçlı kullanılan doğal kaynaktır. İzlanda, İtalya, Türkiye, Japonya, Hawaii, Jeotermal Enerji Potansiyeli'nin fazla olduğu ülkelerdir. Hava, hava içindeki gazlarla canlıların devamlılığını sağlar. Sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde hava kirliliği fazladır ve bu durumda belirli şartlar altında kendisini yenileme özelliğinde bazı sorunlar ortaya çıkar. Ormanlar yıllık yağış miktarının yüksek ve yağış rejiminin düzenli olduğu yerlerde görülen doğal kaynaktır. Brezilya, Rusya, ABD, Norveç, Kanada, Hindistan, Finlandiya ve Nijerya gibi ülkeler orman yönünden zengin ve bu ülkelerde orman sanayisi de gelişmiştir. Bir diğer konu başlığımız doğal kaynakların yararları ve ekonomiyle ilişkisi. Geçmiş dönemlerden beri insanoğlu doğal kaynaklardan farklı şekilde yararlanmıştır. Ancak kilit nokta sanayi devrimidir. Sanayi ile birlikte doğal kaynakların önemi iyice artmıştır. İnsanoğlunun sanayileşme sürecinden sonra doğal gaz, petrol, linit ve taş kömürü gibi doğal kaynakları enerji kaynağı olarak kullanılmış ve günümüzde hala farklı alanlarda kullanmaktadır. 18. yüzyıldaki sanayi devrimi insanlık tarihi açısından dönüm noktasıdır. Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde doğal kaynaklardan daha verimli şekilde yararlanmaktadır. Gelişmemiş ülkelerde ise doğal kaynak kullanımı daha sınırlıdır. Aynı zamanda dışarıya bağımlı hale geldikleri için teknolojik anlamda ülkenin kalkınmasında da doğal kaynakların fazla bir etkisini göremeyiz. Ardından konumuza bir örnek soru ile devam ediyoruz. Haritada verilen numaralı alanların hangisinde jeotermal enerji potansiyeli daha azdır? Özellikle dünyadaki fayatlarına baktığımız zaman şu şekilde dağılış gösterdiğini ifade edebiliriz. Şimdi başlıca fayatlar üzerine baktığımız zaman burada yer almayan noktanın 5 numaralı nokta olduğunu görüyoruz. Burası eski oluşumlu bir arazi olduğu için burada jeotermal enerji potansiyeli daha azdır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen doğal kaynaklardan hangileri belirli koşullar altında kendini yenileyebilir? Toprak kendisini yenileyebilir. Kömür ise yenilemez. Hava yine belirli şartlar altında kendini yeniler. Doğal gaz yenilenemeyen kaynaktır. Kaya gazı yenilenemez. Petrol yine yenilenemezken. Jeotermal kaynaklar yenilenebilir. Dolayısıyla toprak, hava ve jeotermal gibi doğal kaynaklar kendisini belirli koşullar altında yenileyebilir. Gelişmiş ülkeler doğal kaynaklardan etkin şekilde yararlanma yollarını aramaktadırlar. Örneğin Rusya, Çin, ABD gibi ülkeleri örnek verebiliriz. Yeterli sermaye ve altyapıya sahip olmayan ya da teknolojiye sahip olmayan ülkeler zengin doğal kaynaklara sahip olsalar da gelişememektedir. Bu ülkelere Nijerya ve Azerbaycan'ı örnek verebiliriz. Bazı ülkelerde ise sınırlı olan doğal kaynakların yanında yetersiz sermaye ve altyapı ülkelerin doğal kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanmasını engellemektedir. Moğolistan, Afganistan gibi doğal kaynaklar bakımından fakir olan ve bazı ülkeler ise Sermaye, iş gücü ve teknolojinin yeterli olması sayesinde ham ithal ederek açığını kapatmış ve gelişmeye devam ettirmiştir. En güzel örneklerinden bir tanesi Japonya, bir diğeri de Güney Kore'dir. Bu ülkeler doğal kaynak bakımından fakir olmasına rağmen oldukça gelişmişlerdir. Türkiye'deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi ele aldığımız zaman, ülkemiz stratejik öneme sahip coğrafi konumu yanı sıra, jeolojik yapısı nedeniyle de stratejik doğal kaynaklara sahiptir. Bu doğal kaynakların en başında bor mineralleri, linyit, krom gibi yeraltı kaynakları gelir. Aynı zamanda ülkemiz coğrafi konumu açısından Hazar ve Orta Doğu enerji havzalarının dünya pazarına çıkış noktasında yer alması, doğal kaynakların önemi ve taşınması konusunda Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırmıştır. Türkiye'nin başlıca doğal kaynaklarının ekonomi etkisine baktığımız zaman birincisi tükenmeyen doğal kaynakları. Ülkemizde son yıllarda sanayileşme hızına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı Türkiye'yi ye yenilenebilir enerji kaynaklarına yönetmiştir. Temiz ve masrafsız enerji kaynağı olan güneş enerjisi günümüzde Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve İç Anadolu bölgesindeki Konya Karapınar çevresinde hızla yaygınlaşan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan doğal kaynak haline gelmiştir. Rüzgar enerjisine baktığımız zaman elektrik üretiminde kullanılan bir diğer, diğer doğal kaynağımızdır. Özellikle İzmir ve çevresi Bozcaada, Gökçeada, Boğazlar ve rüzgara açık dağ yamaçları önemli rüzgar enerjisi potansiyeli olduğu yerlerdir. Bununla birlikte Türkiye genç oluşumlu bir ülke olduğu için akarsuların yatak eğimi fazla olduğundan Buna bağlı olarak su enerjisi yani hidroelektrik enerji üretimi potansiyeli fazladır ve aynı zamanda enerji potansiyelini arttırmıştır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde akarsularda elektrik enerjisi üretiminde daha fazla yararlanmaktadır. Konumuza bir uyarı notu ile devam ediyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması, deniz ticaretinin gelişmesini sağlamıştır. Türkiye, deniz, göl ve akarsular bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Bu durumda su kaynaklarından ekonomik yararlanmayı artırmaktadır. Su ürünlerini yaklaşık %90'ı denizlerden, %10'u göllerden ve akarsulardan elde edilmektedir. Yine denizlerimiz deniz turizmi yönünden gelişmiştir. Bu da ülkemize döviz girdisini arttırırken, bazı akarsularımız su sporları yani rafting gibi sporlar yönünden önemli bir potansiyele sahiptir. Konumuza bir örnek soruyla devam ediyoruz. Haritada verilen numaralı alanların hangisinde güneş enerjisi potansiyeli daha fazladır? Soruyu biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şimdi burada baktığımız zaman Türkiye'nin güneyinde enlem olarak güneş enerjisi potansiyeli daha fazladır. Dolayısıyla baktığımız zaman bir numaralı yerde güneş enerjisi potansiyeli diğerlerine göre daha fazla. En az olduğu yer ise 2 numaralı yerdir. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Bir diğer soru yakınlaştırdığımız zaman. Türkiye'de doğal kaynaklar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneği fosil yakıtlar açısından dışa bağımlıdır. Şimdi baktığımız zaman ülkemiz fosil yakıtlar bakımından dışarıya bağımlıdır. Özellikle petrol, doğalgaz gibi. B seçeneği Karadeniz bölgesinde güneş enerjisi potansiyeli azdır. Çünkü sürekli yağış düşmektedir. C seçeneği İstanbul ve Çanakkale boğazlarında rüzgar enerjisi potansiyeli fazladır. Yine doğru bir ifade. D seçeneği Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyeli azdır. Baktığımız zaman fazla olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla bu ifade yanlış. E seçeneği okyanusa kıyısı olmadığı için gelgit enerjisi potansiyeli düşüktür. Bu ifade yine doğru. Bir diğer konumuz tükenebilen doğal kaynaklar. Ülkemiz yenilenmeyen, enerji kaynakları yönünden fakir bir ülkedir. Fosil yakıtlar yönünden dışa bağımlılığı fazla olan ülkemiz petrol, doğalgaz ve kömür ihtiyacının büyük bir bölümünü İran, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelerden ithal ederek karşılamaktadır. Bu da ülke ekonomisi açısından önemli bir yük anlamına gelmektedir. Linyet Enerji Bakanı'nın yapmış olduğu istatistiklere göre ülkemizde en çok üretilen doğal kaynaklardan biridir. Ülke ekonomisinde elektrik üretiminde kullanılarak katkı sağlar, Trakya'da, Kırklareli'de, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Mardin'de doğal gaz üretimi yapılmakta ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Petrol ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman, Adıyaman ve Diyarbakır'da üretilmekte fakat üretim ihtiyacını karşılayamamaktadır. Türkiye ihtiyacının %10'unu karşılamakta dolayısıyla önemli bir bölümünü ithal etmekteyiz. Petrol ve doğalgazın yurt dışından ithal edilmesi Türkiye ekonomisinin cari açık vermesinde önemli bir etkendir. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'deki en büyük maden rezervi ise dolomit, mermer, Linlit, bor ve kaya Belirli şartlar altında kendini yenileyebilen doğal kaynaklara baktığımız zaman Toprak sanayide ham madde olmasının yanında tarım ve hayvancılık faaliyetinin vazgeçilmez kaynağıdır. Ülkemizde ham madde olarak toprak, seramik, fayans, kiremit, tuğla ve çimento üretiminde kullanılır. Ülkemizin %27'si ormanlarla kaplıdır. Kıyı bölgelerinde yoğunlaşan ormanlar sanayide ham madde ve yakacak olarak kullanılır. Bununla birlikte yan ürün olarak reçine, sığla yağı ve kozmetik ürünleri mobilya üretiminde kullanılırken ülkemiz jeotermal kaynaklar bakımından dünyanın 7. ve Avrupa'nın 1. ülkesidir. Jeotermal kaynaklardan enerji üretimi ve termal turizm yönünden yararlanılır. Ardından konumuza etkinlik ve örnek soruyla devam ederek konumuzu tamamlayacağız. Aşağıdaki bilgileri doğru ise tik ve yanlış ise çarpı işaretiyle belirtiniz. Ormanlar belirli koşullar altında kendini yenileyebilir. Doğru. Türkiye fosil yakıtlar yönünden fakirdir. Doğru bir bilgi. Doğal kaynaklar yönünden fakir olan ülkeler ekonomik yönden gelişememiştir. Baktığımız zaman Japonya Güney Kore geliştiğine göre bu ifade yanlış olur. Türkiye'de hidroelektrik enerji potansiyeli azdır. Yine ifade yanlış. Enerji potansiyelimiz fazla. Kaya gazı tükenebilen enerji kaynaklarına örnektir. Doğru bir ifade. Türkiye jeotermal enerji kaynağı yönünden zengindir. Baktığımız zaman dünyada önemli bir yere sahiptir. Dünyada 7. sırada Avrupa'da jeotermal potansiyel yönünden 1. sırada. Türkiye'de güneş enerjisi potansiyelinin en fazla olduğu bölge Ege değil. Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Rüzgar yenilenebilen enerji kaynaklarına örnektir yine doğru bir ifade. Ardından konumuza bir örnek soruyla devam ederek konumuzu tamamlayacağız. Aşağıdaki haritada bazı alanlar olarak gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde hidroelektrik enerji potansiyeli daha fazladır? Özellikle engebenin fazla olduğu yerlerde daha fazladır. Bir numaralı yerde engebe az, iki numaralı bölge düzlük bölgelerden oluşur. 3 numaralı bölge Delta Ovası, Çukurova ve Yükseltisi az. 5 numaralı yerde Samsun Havzası verilmiş. Burası da Yükseltin az olduğu yer. Burada da Bafra, Çarşamba gibi Delta Ovaları yer alır. 4 numaralı yerde ise Yükselti diğer yerlere göre daha fazla. Dolayısıyla hidroelektrik enerji potansiyeli bu nedenle 4 numaralı yerde daha fazla olduğu için cevabımız D seçeneğidir. Burada konumuzu tamamlarken bir sonraki konumuzda ekonomik faaliyetlerin etkileri sanayileşme göç ve geleceğin dünyasından bahsedeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.